sözcük türlerine başlıyoruz. İsimlerle başlayacağız. Biliyorsunuz varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim ad ismini veriyoruz. Adlar cümlede hal ekleri olarak öge olur ve tamlama oluşturabilirler. Üç değişik şekilde sınıflandırılırlar. Varlıkların ve ilişkilerine göre özel adlar biliyorsunuz büyük harfle başlıyorlardı. Tek bir varlığı karşılayan ve dünyada bir tane olan varlıklardır. Kişi adları, özel isimler, hayvanlara verilen adlar, din, mezhep ve tarikat adları, Türkçe, İslamiyet, Hanefi, Bektaşilik gibi, kitap, dergi, gazete adları, konu başlıkları, serüveş, Türk dili gibi, yerleşim yeri adları, Gül Apartmanı, Seyran Sokak gibi, millet, devlet ve yönetim biçimi adları, Türkler, Türkiye Cumhuriyeti gibi, kurum, kuruluş adları, Devlet Su İşleri Müdürlüğü gibi, coğrafi adlar, Kızılırmak, Van Gölü gibi, gezegen ve yıldız adları, Venüs, Samanyolu gibi. Varlıkların ve ilişkilerine göre adları ise somut ve soyut adlar olarak ayırıyoruz. Somut adlar beş duyu organımızda algılayabildiğimiz kavramlardır. Ses, rüzgar, renk örneklerinde olduğu gibi. Soyut adlar ise beş duyu organıyla algılanamayan ancak varlıkları kabul edilen varlıklardır. Sezgi, mutluluk bile soyut adlara örnek olarak verilebilir. Varlıkların sayılarına göre adları ise tekil adlar, çoğul adlar ve topluluk adları olarak üç başlıkla inceliyoruz. Tekil adlar lerler çokluk ekini almayan ve tekil olarak, tekil ifade eden kavramlar olarak nitelendirilir. Kalem, kitap, öğrenci, sıra örneklerinde olduğu gibi. Çoğul adlar ise lerler çokluk ekini alan ve çoklu ifade eden kelimelerdir. Kalemler, sıralar, kitaplar, çocuklar örneklerinde olduğu gibi. Topluluk adları ise lerler çokluk ekini almadığı halde birden çok varlığı karşılayan kavramlardır. Ordu, millet, sürü örneklerinde olduğu gibi. Sözcüklerin yapılarına göre isimlere baktığımızda basit, türemiş ve bileşik olarak değerlendiriyoruz. Basit isimler herhangi bir yapım eki almamış olan isimlerdir. Su, kalem, kırmızı örneklerinde olduğu gibi. Türemiş isimler ise yapım eki almış olan kelimelerdir, isimlerdir. Kalemlik, süpürge örneklerinde olduğu gibi. Bileşik isimlere baktığımızda birden çok sözcüğün bir araya gelmesinden oluşan isimler olduğunu görüyoruz. Birleşik isimlerin oluşum biçimleri değişik yönlerden sınıflandırılabilir. Bunlara bakalım şimdi. Anlam ve ses olayları açısından anlam kayması yoluyla oluşanlar. Sözcüklerden en az birinin anlamını yitirdiği kelimelerdir. Hanım eli, Ali Nazik ve kedi gözü örneklerinde olduğu gibi. Tür kayması yoluyla bir eylem başka bir eylemle ya da isim soylu bir sözcükle birleşerek bir isim oluşturur. Biçerdöver, çıt kırıldım, gece kondu ve kapkaç. Ses düşmesi yoluyla oluşabilir bileşik isim. Sözcükler birleşirken birinde bir ses kaybı ya da ses türemesi olabilir. Örneğin kaynanada kayınana orta ecedeki ı ünlüsü düşmüştür. Cumartesi derken cuma ertesi e ünlüsü düşmüştür. Affedin derken de yine f'nin türediğini görüyoruz. Oluşan sözcüklerin tür açısından incelediğimizde iki isimden oluşabilir: deve tabanı ve zeytinyağı. İki eylemden oluşabilir: dedikodu, biçer döver. Bir isim bir eylemden oluşabilir: İmam bayıldı ve kül bastı örneklerinde görüldüğü gibi. Oluşturduğu biçim açısından baktığımızda isim tamlaması biçimde oluşturulan birleşik isimler: hanım eli, aslan ağzı, sıfat grubu biçiminde olanlar: çoban aldatan, yel kovan, cümle biçiminde olanlar: gece kondu, kül bastı ve kaptı kaçtı. İsimlerin eklerine bakalım aldığı ekleri. Yalın halde herhangi bir ekin almadığı, daha doğrusu herhangi bir hal ekinin almadığı durumlardır. Belirtme durumu ekine baktığımızda ismin iyi hali olarak karşımıza çıkar. Neyi, kimin, nereyi sorularına karşılık verir cümlede. Çantamı, elbiselerimi arabayla gönderdim derken neyi gönderdim? Çantamı, elbiselerimi. Sondaki i'nin belirtme hali eki aldığını görüyoruz arkadaşlar. Yönelme ya da yaklaşma hali eki AE eki olarak karşımıza çıkar. Nereye, kime, neye sorularına karşılık gelir cümlede. Arkadaki ağaca, kuşlara, annesine son kez baktı. Neye son kez baktı? Ağaca, kuşlara, annesine. Gördüğünüz gibi sondaki ağlar yönelme hali ekinidir. Bulunma kalma durumu hali eki DAD, TT olarak karşımıza çıkar. Nerede, kimde sorularına karşılık verir. Bugün hastanede arkadaşımla telefonumu unuttum derken nerede, hastanede, kimde, arkadaşımın sorularına karşılık verdiği için bulunma hali ekini almış sözcüklerdir. Ayrılma çıkma hali ekine baktığımızda danden ve tanten eklerini aldığını görüyoruz. Nereden ve kimden sorularına karşılık verir cümlede.
Ben bu şiirden, öyküden çok haz alırım dediğimizde, neyden, şiirden, neden, öyküden derken bu sorulara karşılık geldiği için ve şu anlamı verdiği için bu görevde kullanılmıştır. Gelelim isim tamlamalarına arkadaşlar. En az iki isim yan yana gelerek anlamlı bir söz öbeği oluşturduğuna isim tamlaması meydana getirir. Belirtili isim tamlaması dediğimizde ilk kelime olan, ilk isim olan tamlayanın da ikinci isim olan tamlananın da ek aldığı tamlamalardır. Sevdiğimin sesi ve çayın demi örneklerinde olduğu gibi gördüğünüz gibi ikisi de ek almış. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayanın ek almadığı sadece tamlananın iyilik ekini aldığı tamlamalardır. Çam ormanı ve sınıf kapısı örneklerinde olduğu gibi. Zincirleme isim tamlamasına baktığımızda ikiden çok ismin bir araya gelerek oluşturduğu tamlamalardır. Kayıt evraklarının imzaları eksikti derken kayıt evraklarının imzaları gördüğünüz gibi tamlamayı oluşturan bütün kelimelerin isim olması lazım ki isim tamlaması diyebilirim. Kayıt, evrak ve imza üçü de isim olduğu için zincirleme isim tamlaması. Bebek hırkasının modeli çok güzeldi dediğimizde bebek hırka ve model üçü de isim olduğu için nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. İsim tamlamaları ile ilgili bazı özellikler var. Bunlara bakalım. Tamlama belirtisizse bütün olarak sıfat alabilir. Örneğin kızgın Akdeniz güneşine kapıldık derken burada Akdeniz güneşi belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunun başına sıfat almıştır arkadaşlar. Tamlama belirtiliyse tamlayan ve veya tamlanan ayrı ayrı sıfat alabilir. Örneğin kızgın adamın kocaman eli çocuğun yanağında patladı derken adamın eli belirtili isim tamlamasıdır. Tamlanan da tamlayan da sıfat almıştır önüne. Tamlayan tamlanandan sonra gelebilir. Yani tamlayan da tamlanan yer değiştirebilir. Özellikle devrik cümlelerde. Baban yağlısını alsın etin derken etin yağlısını burada etin tamlayan yağlısı tamlanandır. Yer değiştirmiştir gördüğünüz gibi. Tamlayan veya tamlanan zamir olabilir. Onun kitaplarını ben okudum derken onun gördüğünüz gibi ya da benim sözlerim derken oradaki benim yine tamlayandır. Tamlayan eki damdan olabilir. Kalemlerden çoğu yani kalemlerin çoğu demek yerine kalemlerden çoğu. Ağaçların birkaçı demek yerine ağaçlardan birkaçı gördüğünüz gibi danden ekiyle de kurulabiliyor. Tamlayan düşebilir. Alt tamlamalarında tamlayanın zamir olduğu durumlarda bu zamir kullanılmazsa sadece iyilik eki olan tamlanan kullanılmışsa tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır deriz. Örneğin sözleri diyen dinleyenleri büyüledi derken orada gizli bir onun sözleri vardır. Tamlayanı düşmüştür. Babası bir sabah gazeteye geldi dediğimizde onun babası olduğu için tamlayanı düşmüştür arkadaşlar. Tamlayan veya tamlanan ortak olabilir. Çocukların arabaların sesi birbirine karıştı dediğimizde çocukların sesi, arabaların sesi gördüğünüz gibi tamlananı ortak. Gülünün oğlu kızı dediğimizde burada gördüğünüz gibi tamlayan ortak birçok öğeye karşılık gelebiliyor. B bağlacıyla da bağlanmış. Gelelim isimlerde küçültmeye. Adlara gelen cıkcık ve cağız ceyiz ekleri isimleri küçültür arkadaşlar. Bunun eski Türkçe'de yine bu şekilde karşılığını görüyoruz. Çağça ekini görüyoruz çoğunlukla. Bu tepeciklerde koşturup oynadık derken tepecikteki cık ekinin küçültme eki olduğunu görüyoruz. Kadıncağızı çok üzmüşler derken kadıncağızdaki cağız ekinin küçültme eki olduğunu görüyoruz. Adamcağızın eli ayağına dolaştı. Anneciğim bunları benim için hazırlamış derken yine küçültme ekinin cümleye ya da kelimeye farklı anlamlar kattığını görüyoruz. Cırtçık eki bazen de bir varlığa karşılık gelir ve artık yapım eki olmaktan çıkıp kelimeyi kalıplaştırır. Bademcik, kızılcık ve kurbağacık örneklerinde olduğu gibi. Bir sonraki dersimizde yeni bir sözcük türüyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.